Çocuk esirgeme kurumlarına koruyucu aileler gider, çocukları görür, yani hakkında bilgi alır, nereden geldi, nasıl gitti, işte dersleri nedir, psikolojik sorunu ne filan, hani çünkü yakınlık hisseder, hani bilimsel olarak da tabiri caizse muhtemelen. Ona göre önce şöyle yaptılar, bizi gezdirmek istediler, hani bir misafir etmek istediler, biz de kabul ettik, olur hani. Gezdik, dolaştık, işte beraber yemek yedik. Sonra bizi büyük bir markete götürdüler. İşte ablama ve bana işte kendinize birer tane hediye seçin. Ben de şey seçmiştim kendime, bir tane kaykay. Öyle hediye almışlardı bize. Aradan birkaç gün sonra işte bizden sorumlu olan ablamız, yani rahibe, şvesta diyoruz biz orada. Dedi ki, bu aileyi nasıl buldunuz? İyi. Bunlar sizinle beraber yaşamak istiyorlar. Olur dedim. Olabilir, niye olmasın? Ablam da olur demiş. Bayan, o aileyle geldiniz ya bir araya. O aile nasıl bir aileydi, koruyucu aile? Disiplinli. Çünkü bakıcı aile. Belirli bir disiplin, kural çerçevesi. Biz zaten hani bayağı bir kurallarla alakalı terbiye edilmiştik aslında hani. Bir düzeni öğrenmiş olduk. O evreden sonra bir aile şansımız oldu. Bu aile de zaten kendi halinde kuralları olan bir ailedi. Yeni kuralları öğrendik. Yine işte bir okulum oldu, sınıfa gittim. Hatta bizim sınıfın ikinci sınıftan bahsediyorum. 7-12 yaş arası bir futbol takımı vardı. Ondan sonra kupalara falan giderdik mesela. Hani bayağı bir müsabakalarımız, hani maçlarımız vesaire vardı. Her şey mükemmeldi. Yani bir çocuğun çocukluğunda isteyebileceği her şey vardı maddi anlamda. Onlar da hani çok üst düzey olmasa da işte bir anne, bir baba hani şefkati gösteriyorlardı. Gayet iyi bir ailedi bence. Sonra hiç gördün mü? Araştırdın mı seni? Tabii. Onlar beni televizyonda gördükten sonra 2012 yılında bana Facebook'a yazmışlar. Öyle mi? Tabii. Ben 2014 yılında görüyorum o mesajı. 2012 yılında gönderdikleri mesajı. Bu Bayhan, bu bizim işte hani o Bayhan mı dediler. Baktım, Almanya'dan geldikten sonra hani İstanbul'un sokaklarında kalırken yürüyerek Almanya'ya geri dönmenin bile planlarını yapıyordum. Aileme geri dönmeyi düşünüyorum yani. Beni evlatlık alan aileye geri dönmeyi planlıyorum. Fakat ne yapacağımı bilmiyorum. 2 yıl önce yılbaşını onlarla beraber geçirdim. Gittim, onları buldum. Buluştuk. Yine işte başka, hatta Instagram sayfamda onlarla olan o anımı paylaştım. İşte yılbaşı sofrası. İşte başka çocuklar var. İşte mesela engelli çocuklar var mesela. Bakıcılık yapıyorlar. Hayatları bu. Hani yıllar sonra da olsa onlarla beraber bir, yani özlediğim bir yılbaşı gecesini onlarla beraber yaşadım. Kaldım orada birkaç gün. Bana yine bir oda ayırdılar. Yani o çocukluğuma geri döndüm orada. Eksikleri yaşadım. Ne güzel olmuş. Ne güzel olmuş tekrar buluşmanız da. Ne kadar güzel olmuş. Ve araya pandemi girdi yine bu sefer. Hani gidemedim. Gidemedim ama pandemi bitsin yine gideceğim.